1071'de Anadolu'ya siz geldiniz diyorlar. Şimdi 1071'de Anadolu'ya geldiniz dediğin zaman bu dolaylı olarak şöyle bir yorumlanıyor bazı kötü niyetliler tarafından, öyle diyeyim tırnak içerisinde. Efendim siz Moğolistan'dan geldiniz, siz Göktürklerin devamısınız. Efendim Oğuz Türklerin devamısınız. İşte 1071'de Anadolu'ya geldiniz. Ondan önce Anadolu'da işte bizler vardık. İşte Ermeniler vardı, Bizanslılar vardı vesaire filan vardı filan. Var tamam, onlar da inkar etmiyoruz. Onlar da vardı yani. Anadolu'da, Doğu Anadolu bölgesinde, Ama bir sınır dakika illerinde. hocam, hocam bir dakika. Burada hemen sizden hatta alıntı yaparak bir bilgi desteği katkısı vereceğim program esnasında. Ermenilerden bahsedilince geçmemek gerekiyor çünkü. Bazı Ermeni kaynaklarını İskitler Şaksak olarak geçmiştir demişsiniz. Ermeni Tarihi isimli eserini 1265 yılında tamamlayan Ermeni tarihçi Kiragos bu eserinde 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'na atıf yapıyor ve diyor ki İskitler geri döndü. Evet. Dolayısıyla çoktan beri Anadolu'da bir Türk varlığı olduğunu aslında Ermeni tarihçiler de eski çağ tarihçileri de kabul etmiş durumdalar, değil mi? Bizden başka herkes biliyor. Çiğdem Ya. Hanım. Bizden başka, ya Türklerden başka herkes biliyor. Şimdi Herodot diyor ki milattan önce 625 yılına kadar bütün Anadolu'ya İskitler hakimdi. İşte Romalı Pompeo Drop diyor ki, ya da Amasyalı coğrafyacı Strabon diyor ki, milattan önce 336 yılına kadar bütün Trakya'ya da İskitler hakimdi. Az önce anlattığımız olayda düşüşe geçmişler ya. Bütün Anadolu 625 yılı. Bu Çin kayıtlarında da var. İşin ilginci. Yani Herodot'u Çin kayıtları da doğruluyor. Zeki Veli Togan'ın eski yazdığı kitaplarda, eski bir Çin kaydında milattan önce 623-625 yıllar arasındaki karışıklık, işte Alper Tunga'nın yenilmesi vesaire filan var. Bir hileyle diyor, Alper Tunga yenildi diyor, Anadolu'nun dışına itildi diyor. Yani Herodot diyor bunu. Çin kayıtlar da bunu doğruluyor enteresan bir şekilde. Şimdi ilginç bir şey var. Kitapta Gordyon tümülüslerine örnek verdim ben. Çok tümülüs var tabii. Anadolu'da 190 tane tümülüs var. Ben incelenen 28 tane tümülüs veya bizim tabirimizde kurgan desek daha çok anlaşılır. Çünkü tümülüsler de kurgandır. Alacahöyük, Yassıhöyük, Çatalhöyük, Atatürk ilk önce bunlara kazdı. İlk önce İskitleri sakalar araştırdı demiştik ya. Şimdi Gordyon tümülüslerini 1952-69 yıllar arasında Amerikalı arkeologlar araştırıyorlar ve heyet başkanı Profesör Hoca bir rapor yazıyor ve bu raporu da bir Rus profesörün kaleminden Türkler 22 ciltlik Türkler Ansiklopedisi'ne koydular. Ben de oradan kaynak belirttim. Şimdi 28 tane tümülüs incelenmiş Anadolu'da. O 190 tümülüsün de %10'u açılmış. %10 yani 19-20 tanesi falan. İşte sonradan 50'lerden sonra biraz daha bunlar gelince falan artmış. İşte demek ki 28 tane falan dediklerine göre 28 tane falan tümülüs incelenmiş. Açılan tümülüslerden, kurganlardan bahsediyoruz. Burada ilginç bir şey var. Ölü gömme törenleri, şey, giysiler, atlar, işte kılıçlar, elbiseler. Elbiselerle gömülüyor zaten eski çağda Türkler. Kurgan uzun süre zaman alıyor. İnşaat uzun süre zaman alıyor. O yüzden de sonbahar ve kışın ölenler ilkbaharda gömülüyor. İlkbahar ve yazın ölenler de sonbaharda gömülüyor. Yani demek ki yılda iki defa gömü töreni var. 6 ayda bir yapılıyor ve büyük inşaatlar, futbol sahası büyüklüğünde, o zaman iş makineleri falan yok. Elle kazılıyor tabii. Büyük alanlar kazılıyor ve burada ahşaplarla tabanları, duvarları vesaire bölünüyor. Herkese uygun şeyler yapılıyor. Buradaki kurganlara bakıldı ve heyetler şu raporu şöyle yazmışlar. Bu kurganların ilginç tarafı da şu. Bunlar milattan önce 750-600 yıllar arasında yapılmış. Yani Gordyon tümülüsü mesela milattan önce 750-600 yıllar arasında yapılmış diyorlar. Mesela Altaylardaki 4. 5. yüzyıllardaki daha sonraki çok sonraki 200-250 sene 300 sene sonraki dönemde Altaylardaki Ukrayna'nın bugün Rus işgali altındaki Donbas bölgesindeki mesela kurganlara bakılıyorlar birebir aynı. Şimdi ama Anadolu'daki daha eski. İlginç olan bu. Yani Anadolu'daki onlardan 300, yani Altaylardaki kurganlardan 300-400 sene daha eski. O Demek ki bir zaman göç hareketi şaşırıyorlar, olmuş diyorlar. değil mi hocam? Bir göç hareketi Efendim? olmuş ki, bir göç hareketi Evet, olmuş diyorlar ki ki, evet tarzı raporda şöyle yazıyor, diyor ki muhtemelen diyor, yani heyet kazı başkanı 17 sene kazdıktan sonra 1952-69'dan sonra söylediği şey şu, bunların 28'i de birebir bakmış, incelemiş, kültür olarak yapılma metot vesaire
gömme gelenek ve hep bütün şeyler Altaylar'daki kurganlarla, Türkistan'daki kurganlarla, Ukrayna'daki İskit kurganlarla birebir aynı. O zaman diyorlar ki muhtemelen bir hileyle bu Türkler Anadolu'nun dışına atılmış. Bak şimdi Herodot ne diyordu? Bir hileyle Alpertunga yenilene kadar bütün Anadolu, Samsun başkentleri zaten Anadolu'ya İskitler hakimdi. 1969 senesinin raporu da Gordiyon tümrüslerinden sonra muhtemelen bunlar bir hileyle Anadolu'nun dışına itildi. Şimdi Ermeniler bunu biliyor. Bizans tarihçileri vesaire, Andakomneli tarihi vesaire falan, bunlar biliyorlar. Gürcü Kartlis tarihi, Süryan tarihçileri bunları biliyorlar. Ve diyorlar ki İskitler geri döndü. Bak geldi demiyorlar. Selçuklar geldi demiyor. İskitler geldi demiyor. Çünkü geldi deseler başka bir yere gidecek manası. Ama geri döndü diyorlar. Yani daha önce buradaydılar, asırlar boyunca buradaydılar. Geri döndü. Şimdi mesela Frikyalılar Batı Ege bölgesinde falan. Ben bir trekking yürüyüş grubuyla birkaç sene önce Afyon'dan Eskişehir'e kadar gitmiştim. O büyük yazılı kayanın önünde durmuştuk. Fotoğraf çekilmiştik falan. Rehber anlatıyor. İşte bunlar Yunan yazısı vesaire falan filan. Şimdi rehber dedim ki ya bu yazının yazılı taşın dedim dönemini biliyor musun dedim. Baktım kem küme diyor. Dedim bak ben sana söyleyeyim. Bazı kayıtlarda milattan önce 750, bazılarında milattan önce 900 diye geçiyor. Ama kesin, onlarda da kesinlik yok. Ama sen kalk diyorsun ki kesin bu Yunan. Peki bu tarihlerde Yunanistan'da böyle bir yazılı kaya var mı? Var mı? Bir tane göster, dikili taş göster. Yunanistan'da yok. Nasıl oluyor Eskişehir'deki yazılı kaya Yunan'ın? Yunanca diye bir alfabe oluşmamış milattan önce 900'lü arkaik var. Yok yani, alfabeleri yok. Ama bizde öyle bir mankurtlaşma var ki üniversitelerimizde, arkeoloji bölümlerinde, rehberlik bölümlerinde Anadolu'da ne bulurası Allah'a şükür ya Yunanlıdır, ya Bizans'tır, ya Romalıdır. Ondan öncesi aslında falan yok. Kafaları hani almıyor.